Geldik. Fındıkzade mi burası? Cihangir. Fındıkzade'de oturuyorum demişti. Öyle mi? İsmi ilginç gelmişti de ondan aklımda kalmış. Öbür teyzen. Bana nefes aldırmayan. Burası küçük teyzemin evi. Bunu aldıkça kardeşimle arada buraya kaçarız biz. Babam ben küçükken ölmüş. Annem de ölünce... Yaşın sağ olsun. Sağ ol. Bir tek teyzem kaldı işte. Teyzemle yaşıyorum ben. Karşıda. Fındıkzade'de oturuyoruz. İnsanın anasının babasının evi olmayınca göçebeye dönüyor. Bir orada bir burada. Bazen hangi eşyam nerede ben bile unutuyorum. Aa, çıkmış zaten. Hadi gel. Günaydın. Bu da bizim apartmanın delisi. Ölecekmiş gibi baktı. Hı, hep öyledir o. Ev dağınık biraz, kusura bakma. Asıl sen kusura bakma, böyle aniden geldim. Kardeşim biraz dağınıktır da, sağ olsun. Yediğini bırakır böyle. Üstünden çıkardığını atar sağa sola. Dün de malum yılbaşıydı. Ya otursana, rahatına bak. Efendim? Ne oldu? Almamışsın parayı. Aa, unutmuşum. Acil çıktım. Hesap numaramı mesaj atsam bir zahmet yatırır mısın? Tamam, eyvallah. Tamam teyzeciğim. Öpüyorum ellerinizden. Görüşürüz. Teyzem, ev sahipleri ayın bir dedim kirayı ister de... Hesap numaramı istiyor kirayı yatırmak için. Hı hı. Aç mısın? Hı hı. Numara yapma. Sabahın köründe evden kahvaltı edip kaçmadın herhalde. Hadi kalk bir şeyler yiyelim. Kerim'le nasıl tanıştınız? Tanımıyordum onu. Görücü usulü yani. Başka biri var mıydı? Seviyor muydun? Nişanlıydık. Hem de. Peki neden ayrıldın nişanlından? Başkaları girdi araya. Dedikodu mu yaptılar? Sen çok dertlisin. Ağlama ama. İyi misin? İyiyim. Ben bundan sonra hep iyiyim. Sonra ne oldu peki? Araya başkaları girdi, ayrıldınız ha? Sonra Kerim'le mi evlen dediler? Mecbur bıraktılar. Mecbur bıraktılar. Beni konuşturmadılar bile. Ölmek istedim, ona bile engel oldular. Peki Kerim bilmiyor muydu onu sevmediğini, başka biriyle nişanlı olduğunu? Onu istemediğimi biliyordu. Peki Mustafa nasıl kabul etti ayrılmayı? Adını nereden biliyorsun? Sen söyledin ya anlatırken. Söyledim mi? Hiç farkında değilim. O ne dedi?
başkalarını dinledi. Benimle konuşmadı bile. Bir kibritle yaktı bütün geçmişimizi. Beni yaktı. Bitirdi. Ay dur, çok heyecanlı. Alo. Enise, ben Emre. Sakın bir şey söyle. Efendim Emre. Rahatsız ediyorum ama bir şey soracaktım da ben. Bırak kibarlığı, sor. Emre, bir daha beni aramamanı söylemiştim. Bak, teyzeme karşı zor durumda kalıyorum. Bu telefonları açıklamak zor oluyor benim için. Enise, ben seni kendim için aramıyorum. Fatma Gül yenge için arıyorum. Ne olmuş Fatma Gül yengeye? Seni aradı mı bugün ya da dün gece falan? Emre, lütfen araya başka birini sokma. Bak, ben sana söyleyeceğimi söyledim. Aramızda bir şey olmasına imkan yok. Çünkü ben başkasıyla evleniyorum. Anladık ya, bir dinle sen de. Seni aradı mı, aramadı mı? Sen onu bir söyle önce. Geçen gün aradı işte. Onu da sen arattın muhtemelen. Bir daha aramadı yani. Aramadı dedim ya. Niye soruyorsun? Fatma Gül yenge evdekilere haber vermemiş, çıkmış gitmiş. Herkes merak ediyor. Biz de tek tek bütün tanıdıkları arıyoruz. Akıllarına gelmiş, belki siz görüşüyorsunuzdur diye. Yok, hayır, görüşmüyoruz. Aramadı beni. İyi, tamam. Ama bak, aklında olsun. Ararsa falan bize haber ver, tamam mı? Bak, bu seninle konuşmak için numara değil. Kadın gerçekten yok. Abisi perişan halde. Herkes ağlıyor. Hay Allah ya. Tamam. Ararsa bu numaradan ararım sizi. Tamam. Beni de arayabilirsin. Bak, şimdi ben de merak ettim. Tamam. Ben bir gelişme olursa sana haber veririm tekrar. Tamam. Görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz. Dedim ya işte, niye arasın Enise'yi? Hem zaten sadece bir kere görüştüler. Peki nereye gitti şimdi bu kız? Bulamayacağız işte. Kayboldu. Bir şey yapacak kendine. Ev ayağa kalkmış. Abin ağlıyormuş sürekli. Peki ben nasıl geldim akıllarına? İstanbul'da senden başka tanıdığım arkadaşım yok. Kimse yok başka. Peki nişanlın? Onu arasan, anlatsan. Beni görmek istemez. O kadar nefret ediyor yani. Ben de aramam. Zaten artık hayatımda başka biri var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.